İstanbul Ümraniye'de bir sürücü iddiaya göre navigasyon uygulamasının tarif ettiği yola girince otomobil merdivenden düşerek takla attı. Navigasyonun neden olduğu öne sürülen kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kaza dün akşam saatlerinde Armağan Evler Mahallesi Gürsel Sokak'ta yaşandı. Osman Karaoğlan otomobiliyle ilerlediği sırada cep telefonundaki navigasyon uygulamasının yönlendirmesiyle yol olarak görünen Başak Sokağı'na girdi. Merdivenli sokakta Karaoğlan'ın otomobili taklalar atarak duvara çarptı. Sürücünün şans eseri yara almadan kurtulduğu kaza güvenlik kameralarına yansımış. Görüntülerde sokakta ilerleyen otomobil dönüş yaptığı sırada kontrolden çıkarak takla atıyor. Net bir biçimde görülüyor bu. Peki navigasyon gerçekten yanlış gösterebilir mi? A Haber ekibinden Çağdaş Evren Şenlik ve konuğuna dönelim. Ümraniye ilçesi Armağan Evler Mahallesi'nde meydana gelen kazayı ileri sürüş uzmanı Melih Himmetoğlu ile değerlendireceğiz. Melih Bey, yayınımıza hoş geldiniz. Konuyu elbette yayından önce de konuşmuştuk sizlerle. Bir bakımdan sürücü açısından değerlendirmek istiyorum. Bir de navigasyon uygulaması üzerinden değerlendirmek istiyorum. Neler söylemek istersiniz? Navigasyon uygulamaları gerçekten faydalı ve çok ciddi bir arkasında bilgi işlem sistemi çalışıyor. Asla küçümseyemeyiz oradaki algoritmaları. Fakat ülkemizin şöyle bir gerçeği var. Yol çalışmaları, geçici olarak kapatılan açılan yerler, çevre yollarında işte sokak aralarında yapılan düzenlemeler vesaire, bunlar bizde Avrupa'da falan olduğundan biraz daha fazlaca karşımıza çıkıyor. Benzer bir durum benim başımdan geçti açıkçası. Bir çevre yoluna çıkmaya çalıştığım bir yerde, yanlış hatırlamıyorsam Kartal tarafında bir yerdeydi. Daha önceden açık bir noktaya beni navigasyon getirdi. Fakat son anda fark ettim ben de bariyerlerle orası kapatılmış. Şimdi bizim burada, buradaki eğitimlerde sıkça bahsettiğimiz defansif sürüş dediğimiz bir anlayış var. Sürücünün hiçbir şekilde teslim olmaması gerekiyor. Sürücünün mutlaka yol koşullarını, içinde bulunduğu şehrin ve ülkenin koşullarını, kullandığı aracın, taşıdığı yükün, bulunduğu semtin, mahallenin bütün koşullarını analiz ederek araç kullanması gerekiyor. Ya ben şuna güvendim, ben navigasyona güvendim, ben bu işarete güvendim diye bu şekilde ilerlemek maalesef bizim ülkemizde çok güvenli bir durum değil. Ne olursa olsun sürücünün mutlaka uyanık olması lazım, dikkatli olması lazım, döneceği yeri, gideceği yeri görebiliyor olması lazım. Bizim yine eğitimlerde kullandığımız çok sevdiğim cümlelerden bir tanesidir: göremediğin yerde tehlike vardır. Gördüğün yere gidebilirsin ama göremediğin yere gitmek her zaman büyük risktir trafikte. Sanıyorum bu kazada aydınlatma sorununun da olduğunu öğrendim o sokakta. Böyle meydana gelmiş bir kaza olduğunu düşünüyorum. Geçmiş olsun oradaki arkadaşımıza. Mutlaka orada bir tedbir alınmalı. Bunun ikinci kere, üçüncü kere olmaması için olay yerinde bir incelemede bulunun. Mutlaka bunun tekrarlanmaması için oraya bariyer mi konması gerekiyor? Başka türlü bir aydınlatma mı konması gerekiyor? Maalesef şehir içinde bu tip riskli noktalarımız, kör noktalarımız var. Bu şekilde bir çözüm üretmek lazım oraya. Bir de sabah saatlerinde biz orada yine kameraman Nihat Fındıklı ile yayınlar gerçekleştirdik. Evet. Mahalle sakinleriyle de konuşma fırsatı yakaladık ve mahalle sakinlerinin şöyle bir sistemi vardı. Sürekli burada kazalar meydana geliyor dediler. Açıkçası o noktada bir belirttiğiniz gibi bariyer, duba ya da bir beton blok da göremedik. Aslında oraya da bir önlem alınması gerektiğini farkına vardık. Bakın, burada cümleniz içinde çok güzel bir şey var. Sürekli meydana geliyorsa artık o kaza değildir. Bizim sürücülere ısrarla anlatmaya çalıştığımız bir nokta var. Bir olayı başa sardığınızda bunu önleyebilir miydik sorusunun cevabı evetse, bu bir kaza değildir. Bu bir çarpışmadır veya trafik olayıdır. Biz kazayı çok çabuk kabulleniyoruz. Kaza gerçekten hiç öngörülemeyen, hani düşünemeyeceğiniz, bu nasıl oldu diye aklınıza gelmeyecek koşullarla meydana gelmişse okey, bunu kaza olarak kabul edebilirim. Ama sizin de az önce anlattığınız şekilde burada defalarca sorun olmuşsa artık bu kaza değil zaten. Bu bir olay, tekrar eden bir olay. Ve en iyi de oradaki semtte yaşayanlar zaten bu durumu bilirler. Size açık açık söylemişler. Buradaki artık yetkili kimse, ona düşen gerekli tedbiri almak. Efendim, teşekkür ediyorum. Melih Himmetoğlu ile beraber Armağan Evler Mahallesi'nde yaşanan kazayı değerlendirdik. Hem sürücü açısından hem de navigasyon uygulaması açısından bizlere bilgileri paylaştı diyelim ve sözü tekrar stüdyoya bırakalım.